diyorum ki Toprak Mahalli'nin bir şeyler yapılması için Toprak Mahalli'den bir belediye başkanı adayının çıkması lazım. O zaman diyorum ki ben, o zaman şu aday karşınızda duruyor. Niye olmasın? Sevgili Toprak Mahalli hemşehrilerim, ben her zaman şunu söylüyorum, kurban olduğum Allah her şeyi kısmet eder. Ama benim gibi bir insana bunu kısmet ettiği için binlerce şükürler olsun. Ben Toprak Mahalli'ye ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacağımı biliyor musunuz? Önce bu, gördüğünüz bu park var ya, bu parkı buradan kaldıracağım. Ailelerimizin, çocuklarımızın oturabileceği, çay içeceği yemyeşil bir alan yapacağım. Çünkü Toprak Mahalli bunların her şeyine değer. Diyeceğimle kalbim gibi biliyorum. Ben çocukluğum burada geçti ve 30 yılı aşkın bu mahalle aynı. Hiç değişmedi. Değişmeyecek de. Ancak ben belediye başkanı olursam değişecek. Şu taşlar bile 2 ay önce yapıldı veya 3 ay önce yapıldı. Şimdiye kadar niye yapılmadı biliyor musunuz? Toprak Mahalli köy gibi bir mahalleydi. Taşları yaptılar, yarın seçim geliyor dediler, yaptılar. Tabii ki yapacaklar. Yarın Toprak Mahalli'ye geldiği zaman, benim gibi böyle bir miting verdiği zaman diyecekler ki biz Toprak Mahalli'ye taşını yaptık. Taş yapılmayla bazı şeyler değişmiyor. Taş yapılmayla bazı mahalleler olmuyor. Bizim bak burada çocuklarımızın oynayacağı bir parkımız dahi yok. Bu gidişle olmaz da. Ancak sizlerin sayesinde Kırıkkale Belediye Başkanı olarak beni burada görmek istiyorsanız bu Toprak Mahalli, yemin ediyorum, şerefim üzerine yemin ediyorum ki Kırıkkale'nin en mükemmel bir mahallesi olacak. Her belediye başkanı der ki ben aday oluyorum. Burada 5 yıl belediye başkanı aday olmuş insanlarımız var. Diyorlar ki şimdi evlere mektup dahi gönderiyorlar. Kadınlarımıza yalvarıyorlar. Ben diyorlar erkekleri boş verin. Biz kadınlarımıza sahip çıkalım. Tabii ki kadınlarına sahip çıkacaksın. Erkekler senin ne olduğunu biliyor zaten. 5 yıl burada görev yapıyorsun. Kırıkkale'ye hiçbir şey vermiyorsun. Ondan sonra bitip geliyorsun. Kırıkkale'den belediye başkanı aday oluyorsun. Yanlarına rahatçıları diziyorsun. Ondan sonra rahatçılarla gel de belediye başkanlığı yap. Ya ama yok. Benim Kırıkkale halkım artık uyandı. Kırıkkale halkım artık nereye oy verebileceğini, partiye değil kişiye oy verebileceğini artık biliyor. Ve bilmek zorunda. Ben şunu söylüyorum, her zaman da söylemekte ısrar ediyorum. Kırıkkale'de belediye başkanı adayı, 5-6 tane belediye başkanı adayımız var. Şöyle öncüze koyduğunuz zaman, adayları takip ettiğiniz zaman Kırıkkale'de belediye başkanı adaylığı yapmış. AK Parti hükümetinde 10 yıl hükümette belediye başkanlığı yapmış adaylarımız var. Kırıkkale'ye hiçbir şey vermemişler. Ondan sonra çıkıp aday oluyorlar. Size böyle Kırıkkale'li hemşehrilerim saf ya, onların gözünde aynen şu kelime. Biz A parti, B parti, C parti oy vereceğiz. Ya ama yok. Artık parti bitti. Kırıkkale'de Demokrat Parti, AK Parti, MHP ve CHP ve bütün diğer partiler. Onlara bir parantez açıyorum. Artık parti yok. Kırıkkale'de sadece belediye başkanlığı adaylığında yerel seçimde kişi var. Buna göre oy vereceksiniz. Yoksa Kırıkkale'de Toprak Mahalli 30 sene sonra da 50 sene sonra da bu park böyle kalır. Hiç değişmez. Kimse de değiştiremez. Ben şunu söylüyorum. Evlerimize girecek sularımız var. Su projesi. Su projesi zamanında yapılmış Kırıkkale Belediyesi'nden. MHP diyor ki bizim zamanımızda suları biz alt ettik, yaptık. Neyi yaptınız kardeşim, neyi yaptınız? Eve iki tane damacan suyu giriyor. Bir çay suyu, bir içme suyu. Ondan sonra çıkıyorlar. Utanmadan diyorlar ki biz Kırıkkale'ye hizmet ettik. Hiç kimse bir şey yapmamış Kırıkkale'ye. Yalan söylüyorlar. Ondan sonra biz suları yapacağız, evlerimize güzel su getireceğiz. Ya artık var ya, artık bazı şeyleri değiştirin. Ben diyorum ki Kırıkkale'de bir şeyler değişecekse ancak bunu ben yaparım. Başka bunun haricinde kimse yapamaz.
Niye biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Benim kurban olduğum Allah 1 lira yetim hakkı yerse, yetim hakkı 1 lira yersem benim kursağımda kalır. Çünkü öbür belediye başkan adayları alışmış. Yarın yapacakları aynen şu. Yarın belediyeye gelecekler. Kırıkkale Belediyesi zaten %80'i satılmış. %20'si kalmış. Yarın diyecekler ki bu %20'yi de satan. Aynen bunu yapacaklar ve satacaklar. Onun için geliyorlar. Kadınlarımıza yalvarıyorlar, kadınlarımız diyorlar. Kocalar ne işe yarıyor? Siz evleri çevirelim, insanlar sizsiniz. Artık erkeklerden bir şey beklemedik değil mi? Bundan sonra kadınlardan bekliyorlar. Kadınlarımız var ya, mükemmel insanlar, bu tuzağa kesinlikle ve kesinlikle düşmeyecekler. Onun ben birinci değil. Bir adam bazı insanlar daireler arıyorlar. 2500-3000 lira civarında kanan katını pay ver diyorlar abone için. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sadece Kırıkkale'de var. Kırıkkale'de de olmaya devam eder. Eğer siz belediye başkanına oy verip seçemezseniz başka bir şey diyecek şeyim yok. Park ve yeşil alanlarımız. Çocuklarımızın oynayacağı bir tane parkı gösterin bana. Tek bir park gösterin. Yok ki. Olamaz da. Ben zamanında 30 yıldır, 40 yıldır buradayım. Aynı park. Biz sadece şu çocuk parkları yaptı. Yeşil alana çay içme yerlerimiz yok. Ondan sonra diyorlar ki belediye başkanı olsa ne yaparsın? Ya şu yollarımıza bak, sadece taş olmuş. Şu yollarımız taş olmuş. Başka yapacak hiçbir şey olmamış. Bizim alt geçitlerimiz, üst geçitlerimiz, demir yollarımız, bunlar yok mu? Tabii ki var. Ama köprüler konmuş, şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamış. Ve yapılmayacak da. Bunların için Kırıkkale Belediyesi paralarını çıkarttırmış, şu an yapılan hiçbir şey yok. Ben diyorum ki, eğer Kırıkkale Belediyesi bir belediye başkanı mükemmel şekilde yönetilecekse bu sadece ve sadece benim için olur. Çünkü öbürleri bilmez. Ben müteahhitim. Kırıkkale'nin şüphesi olmasın. Şimdi ben şunu da söylüyorum. Toprak Mahalle Kırıkkale'nin en merkez mahallesi. Ama Toprak Mahalle şu anda Kırıkkale'ye en uzak hizmet gitmemiş tek mahallesi. Doğru mu? Ben şurada Pimapenci arkadaşlarım var. Yani sanayi bölgesi. Kırıkkale merkezinde ilk sanayi bölgesi Türkiye'de Kırıkkale. Bizim çocuklarımız, ailelerimiz buradan rahatça geçinemiyor. Doğru mu? Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Pimapencileri Galericiler Sitesi'ne alıp Galericiler Sitesi'nde merkezi ana yol kenarına almamız lazım. Yani burayı artık sanayi ortamından kurtarmamız lazım. Ben eğer Toprak Mahalle merkeze en yakın bir mahalledir ve 5 yılda 60 trilyon lira yapıyor. Demek ki 5 yılda 60 trilyonum gözle görünmüyor. 700 trilyon Kırıkkale Belediyesi'nin borcu var. O zaman 1000 kişi belediyeye. Bizim büyük iş adamlarımız var. İş adamlarımıza hiç teklif gitmemiş şimdiye kadar. Demişler ki Kırıkkale'de bir yer aç, çalışan yerleri biz gösterelim Kırıkkale Belediyesi olarak. Siz de gelin fabrikaları kurun. Bunlar sadece şu kelimeleri söylüyor. Hep rant için. Hep batıya yönelmişler. Batıda neler varsa hep batıya yapmışlar. Kırıkkale'de batıya gide neredeyse biz Elmadağ'a, Kalecik tarafına gidiyoruz. Bizim bu taraflarımız Kırıkkale'nin şehri değil mi? Bizim doğu taraflarımız dediğimiz yerler Kırıkkale'nin merkezleri değil mi? Tabii ki değil. Çünkü buradan Kırıkkale'de cebinize bazı şeyler gitmiyor. Ama bu tarafta olursa 5-10 dönüm yer alıyorsunuz, imarını geçtiriyorsunuz, Kırıkkale'nin merkezine katıyorsunuz, orada trilyonları getiriyorsunuz. Bizim bu taraftaki Kırıkkale'nin halkları diyorlar ki bizim merkezimizde 20. Lira burada diyorsa orada 500 milyon lira diyor. Niye biliyor musunuz? Artık bizim batı sendromumuza çıkmamız lazım. Bizim Toprak Mahalle'nin şu ceyarın benzinliği tabiriyle bu tarafa yönelmemiz lazım. Bu taraflara
akvaparklarımız, alışveriş merkezlerimiz, terminal olması lazım. Bizim Kırıkkale çıkışına terminali koymuşlar. Osman Gazi tarafına terminali koysalardı o taraflarda bomb bile Kırıkkale'ye hitap edecekti. Niye? Her şey rahat için. Ben diyorum ki artık şu rahatları bırakın. Belediye rahat çıkışlarıyla yönetilmez. Kırıkkale'yi yöneteceksen alnın açık olması lazım. Alnın açık değilse sen bazı şeyleri eğer cebine indirmek için yapıyorsan Kırıkkale bitmiş demektir. Ben de size şunu söylüyorum, yemin ve şart ediyorum. Kırıkkale Belediyesi eğer benim gibi bir başkan görmek istiyorsa sizlerin sayesinde olacak. Eğer Kırıkkale'ye yemek için bir belediye başkanı geliyorsa zehir zıkkım olsun. Boğazlarında kalsın. Şimdi diyoruz ki doğu kesimi şunlu zamanında belediyeyle yönetilmiş, Mamatlı zamanında belediyeyle yönetilmiş. Bu belediye başkanları buralara hiç kesinlikle ve kesinlikle bir hizmet götürmemiş. Ondan sonra Çurlu ve Mamatlı Kırıkkale'nin mahallesi olmuş. Ben giden günlerde Çurlu'ya gittim. Cuma namazını kurban olduğum Allah herkese kabul etsin. Orada kırdım, sorunlarını dinledim. Hiçbir şey yapılmamış. Ondan sonra belediye başkanları adaylar diyor ki biz diyor Doğu'yu nasıl unuttuk? Hazeroğlu Doğu dedi. Ondan sonra belediye başkan adamları Doğu diyor. Niye biliyor musunuz? Artık Doğu'ya sahip çıkılması lazım. Şimdi ben şunları söylüyorum. Ben bu mahallede büyüdüm, bu mahallede yetiştim ve kurban olduğum Allah, kurban olduğum Allah bu mahallede cenazemizi kaldıracak şu evde. Ben Toprak Mahalli insanlarına şu kelimeyi söylüyorum. Ben adayınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Ben eğer bu mahalleden iyi bir oy alamazsam o zaman ben bundan sonra hiçbir şeye aday olmam. Canı gönülden söylüyorum. Şimdi engelli ve yaşlı insanlarımız var. Kimsesiz insanlarımız var. Kırıkkale Belediyesi özellikle AK Parti bu kişileri elinden gelin. Onun bir kişisi benim var ya en büyük gönlümde tahttır. Bunlar ayıp şeyler. Bunlar zaten belediyenin yapabileceği şeyler. Dul ve yetimlere eğer mahallede muhtarlar gelip de dul yetimi kişiler bazında bildirilemiyorsa bu çok ayıp şeylerdir. Bizim yardımlarımız bu dul yetim ve kimsesizlere gidecek. Her şey yerinde tespit edilecek. Tabii mahalle muhtar adaylarımız var. Benim tahminime göre 10 tane Kurtuluş Mahallesi'nde muhtar adaylarımız var. Doğru mu? 10 tane muhtar adaylarımız da birkaçı burada yok. Öyle tabir ediyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum. Kırıkkale'yi en iyi merkez olarak kim bilir? Mahalle olarak muhtarlar bilir. Muhtarlar bizim önümüze isteği getirir. Biz de kime yardım edeceğimizi biliriz. Şimdi Kırıkkale'de özellikle merkezde bir belediye hastanesi açacağız. Bu belediye hastanesinde Kırıkkale'lerin böyle parasız insanlarımız var. Yani bazen varıyor özel hastanelerde para vererek muayene falan oluyorlar. Biz bunların önemini kesinlikle ve kesinlikle alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Engellilerin kaldırım olarak engellilerin geçebileceği hiçbir şey yok. Engelliler Kırıkkale Belediyesi'nden dahi atılmış. Yerleri, barkları, yurtları hiçbir şey yok. Biz bunların hepsine kesinlikle ve kesinlikle çözümler üreteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi gelelim kadınlarımıza. Kadınlarımız bizim için çok önemli. Kadınlarımıza evde otura artık bıkmışlar. Akşam geliyorlar, kocalarını, kafalarını tortur ediyorlar. Biz diyoruz ki Kırıkkale'de özellikle her mahallede bir merkezler kuracağız. Bir şeyler yapacağız. Kadınlarımız artık kendi işlerini yapacaklar. Kırıkkale'nin merkezinde de bir yeri vereceğiz. Bu merkezde de kadınlarımız artık yaptıkları işleri satacak, evlerine sıcak para gönderecekler.
kadınlarımız, gerçekten gençlerimiz, çocuklarımız her şeyin iyisine layık. Ben Mart 16'da özellikle gençlerimize ve sizlere ben dedim ki Kırıkkale artık siyasetten bıkmış. İş stresinden bıkmış, hayattan bıkmış, stres olarak ben de dedim ki 3. ayın 16'sında Kırıkkale'de bir tane miting düzenleyeceğim ve Hüseyin Kağıdı getiriyorum. Kırıkkale merkezinde meydanda konser verdireceğim. Artık Kırıkkale'nin biraz da sosyal yaşamı lazım. Aqua parkları lazım. Aqua park Kırıkkale'de var mı? Yok. Ben Kırıkkale Spor Futbol Sahası var. Başpınar tarafında. Onun bu tarafında bir 700-800 dönüm boşluk var. O boşluğa Allah kısmet verirse aqua parkını kesinlikle ve kesinlikle getireceğim. Orada her şey olacak. Ankara'da nasıl antrenman varsa Kırıkkale'de bu olacak. Olması lazım. Ben sizleri fazla daha bekletmek istemiyorum. Ama söyleyeceklerimi şu kelimelerle bitirmek istiyorum. Kırıkkale'de bazı siyasetçilerimiz var. Kırıkkale'ye hizmet etmişler. Ama hizmet etmişler ama hiçbir şey de yapmamışlar. Diyorlar ki ben burada 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ondan sonra A partiden B partiye, B partiden C partiye geçmişler. Ondan sonra diyorlar ki şu partiye oy ver. Biz çoluğumuzuna, çocuğumuzuna destekliyoruz. Kendi partilerine durmayıp da başka partilerine gidiyorsa Kırıkkale'de bu siyasetine yazıklar olsun. Böyle bir temiz siyaset olmaz. Lanet olsun. Onlara verdiğimiz oylara da lanet olsun. Zehir bıkkım olsun. Ben çoluğumuna, çocuğumuna, ben o partiye çalıştıysam, o milletvekilliğine oy verdiysem, o milletvekiline çıkıp A partiden B partisine geçiyorsa, oradan da MHP'ye geçiyorsa lanet olsun. Böyle... Ben böyle siyaset yapmam. Böyle siyaset yapanlara da karşıyım. Ben tertemiz bir siyasetçiyim. Ben burada Demokrat Parti Kırıkkale'de olmayabilir. Demokrat Parti Kırıkkale'de Türkiye'de de bitmiş olabilir. Ama ben şahsım adına bu partiden aday oluyorsam kişi bazında o zaman sizler de kişi bazına oy vereceksiniz. Ben şimdi şöyle söylüyorum. Kırıkkale zamanında belediye başkan adayı yapmış. Diyorlar ki şu partiye katılıyoruz. Bu partiye katılıyoruz. Şu kadar oy almış, bu kadar oy almış. Ya Kırıkkale insanı o kadar saf mı ya? Kırıkkale insanı senin Ankara'dan yönlendirmenden Kırıkkale'de başka yerlere oy verdiriyorsa bu partilerden lanet olsun, sana da lanet olsun, verdiğimiz oylara da lanet olsun. Kırıkkale'de yetişmiş siyasetçilerin Kırıkkale'de bir tanesi oturuyor diyorlarsa yazılar olsun, hepsi Ankara'dalar. Ondan sonra ceplerini doldurmak için siyaseti şimdiye kadar 10-15 yıldır hiç gazete köşelerinde olmayan siyasetçiler şimdi gazetelere çıkıyorlar, demeç veriyorlar. Ben şunu söylüyorum, AK Parti zamanında geçmişler, ayakkabı kutuları parayı götürmüşler. Şimdi demişler ki onun muhalefet partileri CHP ve MHP'ye geçmişler, biz bu partiye geçiyoruz. Ya Kırıkkale hakikaten ben şöyle söylüyorum. Siyasetin ben seyahatini bilmem. Hiçbir şey bilmem siyasette. Benim bildiğim tek bir şey var. Tek doğru yolum. Çizgim. Ben bu çizgiden hiç kesinlikle şaşırmam. Ben eğer bu çizgiden pazartesi günü itibariyle söylüyorum. Bu çizgiden aşılmak isteyenler olursa ben istifamı verir bırakırım siyaseti. Başlamadan. Ben şunu söylüyorum. Ben
Demokrat Parti'den belediye başkanı olarak, parti olarak gözetmedim. Ben sadece siyaset olarak gözüktüm. Ve yanıma bakın bak, yanımda kim var? Rahatçı hiç kimse var mı yanımda? Olmaz ki. Ben bunları istemedim. Benim rahatçılarım olsaydı Kırıkkale'nin en tanınmış insanları arama geçerdi. Benim parti bazında paraları verirdi. Ondan sonra gelirdi Kırıkkale Belediye Şantı'ya o belediye başkanı adayı olarak. Derlerdi ki biz sana rahat sağladık, şuradan tutardı. Derlerdi ki biz belediye başkan adayı olarak sana paraları verdik. Artık adaysın, sen belediye başkanısın. Artık çıkarlarımızı koru derdi. Ben o zaman belediye başkanı yapabilir miydim? Mümkün değil, yapamazdım. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki artık Kırıkkale'nin temiz bir siyasete ihtiyacı var. Temiz bir belediye başkanına ihtiyacı var. Şimdi şunu da söylüyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Siyaset Kırıkkale'de yapılıyorsa, temiz bir siyaset isteniyorsa o kişi benim. Ama sizin takdiriniz. Siz benim şu partiye vereceğim, bu partiye vereceğim derseniz Kırıkkale hiçbir yere gelmez. Sayın Beşir Atalay Kırıkkale benim diyor. Allah adam. Kırıkkale onun. Adayını kendi çıkartıyor, kendi yönlendiriyor ve seçim gününde ne yapacaklarını kimse şu an bilmiyor. Bilen var mı? Olmaz. Ben şunu söylüyorum. Her siyasetçiye saygımız sonsuz. Ama Kırıkkale insanı artık bazı şeyleri bilecek. Bilmekte zorunda. Kırıkkale Belediyesi eğer iyi bir kişiyle yönetecekse bu belediye başkan adayı benim. Demek ki eve mektupların ne güzel gidiyor değil mi? Ben diyorum ki kadınlarımız bizim artık evde oturmayacak. Gerçekten söylüyorum bunu. Evde oturup durmayacağız. Biz kadınlarımızı artık gerçekten çalıştıracağız. Ben de diyorum ki Toprak Mahalle hemşerilerim olarak şu kelimeyle noktalamak istiyorum. Ben bu mahallenin yetiştirdiği bir insanım. Benim iş yerlerim burada, her şeyim burada. Annem, babam, ailem, her şeyim burada. Onun için ben de sizlerden rica ediyorum. Ben Toprak Mahalle'yi temsil ediyorum. Bütün oylarınız inşallah bana olur. Kırıkkale'de belediye başkanı görmek istiyorsanız ben buradayım. Oylarınıza talibim. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ali, bir, iki, kontrol, Ali, sus. Buradan sizi Kurtuluş Mahallesi altında seni veriyoruz. Yarın saat 2'de. Çubuk'un filmlerin açılışı var. Hadi.
Yeah.